Merhabalar, nihayet bu konuda video çekmeye de fırsat buldum. E, bugünkü konumuz sıfır masrafla Avrupa'ya nasıl gidilir, yerleşilir, e, yaşama, çalışma imkanı bulunabilir. Bu konuda e, kendim deneyimlediğim tecrübeyi sizlerle paylaşmak, sizlere bu konuda bilgi aktarmaya çalışacağım. Öncesinde tüm her şeyi tek bir videoya sığdırmayı düşünüyordum. E, sonrasında baktım ki... Ee, çok fazla detay var ve bu detayları kendim işte bu videoyu çekmeden öncesinde konuşacaklarım, anlatacaklarım hakkında kafamda taslaklar oluştururken fark ettim. Çok fazla detay var ve bu detayların hepsini tek bir videoda anlatmak o videoyu çok uzun ve sıkıcı hale getirebilir. Ee, o yüzden düşündüm ki bu ee, anlatımı... İki ya da üç videoya böleyim. Muhtemelen iki olur. Bu videoda daha çok kendi hikayemden bahsedeceğim. Ben bu işi nasıl buldum? Bu projeye nasıl başvuru yaptım? Hangi prosedürleri takip ettim? Hangi aşamalardan geçtim? Neler yaşadım? Buraya nasıl geldim? Burada neyle karşılaştım? Neler buldum? Neler tecrübe edindim ve ediniyorum? Gibi soruları cevaplayarak genel olarak kafanızda temel bir taslak oluşturmaya çalışacağım bu konu hakkında. Çünkü biliyorum ben de ilk başta böyle bir şey gördüğümde, böyle bir fırsat hakkında bilgi aldığımda ilk şey düşünmüştüm yani böyle bir şey mi olur ya sıfır masrafla gidip Avrupa'ya yerleşeceksin de bir şey yapacaksın da oluyormuş arkadaşlar. Yani ilk başta bana da çok inandırıcı gelmemişti ve o düşünmüştüm bu böyle bir şey varsa dahi ben yapamam kesin falan demiştim ve sonrasında araştırdıkça kafamda bu konu hakkında belli bir şeyler oluştu ve sonuç itibariyle üç buçuk aydır buradayım. Ee, ve bu serüven hala devam ediyor benim için. Yani bu sizin için de olabilir. Asla umutsuzluğa kapılıp ay ben başaramam, ay ben yapamam, ay ben o kriterlere uygun değilim demeyin. Tek kriter 17-30 yaş arasında olmanız. Eğer bu yaş aralığındaysanız hiçbir başka bir kriter yok. Gerisi zaten detaylıca anlatacağım neler neler hangi aşamalardan geçmeniz gerektiği konusunda. Şimdi bu nedir? İlk başta ondan bahsedelim. Nasıl nedir bu proje? Bu proje e, öncesinde bir şey isimler değiştirmiş. 3 sene öncesine kadar ACV diye geçiyormuş. 3 sene öncesinden itibaren e, ACG diye geçiyor. European Soldier Corps diye bir e, proje. Bu proje projeler toplusu mu diyeyim? Artık program diyeyim daha doğrusu. Bu program e, nedir? Bu program Avrupa Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen. E, daha çok ana teması kültürel kaynaşma olan bir program. Bu programın içerisinde bir sürü projeler var. Ve bu projeleri bulmanız için, başvuru yapmanız için tek bir resmi listeleri bulunuyor. Şuraya bir yere bırakacağım o resmi listenin ismini. E, o resmi listeyi girerek, tıklayarak oradaki projelerle e, tanışa, o projeler hakkında bilgi ala ve o projeler hangisi size uygunsa o projelere başvuru yapıp ve o projelerden onay aldıktan sonra ee, o projenin gerçekleşeceği Avrupa ülkesine gidip orada o e, projede gönüllülük yapabilirsiniz. Çok fazla proje kullandığım cümle oldu biliyorum ama konumuz proje yapacak bir şey yok. Şimdi bu konuların hepsini detaylı detaylı ilerleyen dakikalarda anlatmaya çalışacağım. Veyahut da ilerleyen videolarda işte CV nasıl hazırlanıyor, motivasyon mektubu nasıl yazılıyor, nasıl başvurmanız gerekiyor, başvurduktan sonra sizleri bekleyen aşamalar neler, onlara nasıl hazırlanmanız gerekiyor vesaire gibi işte dil engeli ne kadar sorun çıkartabilir gibi konuların hepsini detaylıca anlatacağım. dediğim gibi yavaş yavaş kendi hikayemden anlattıkça sizde bir temel şey oluşacak konu hakkında. Şimdi, e, ben Türkiye'de 7 yıldır Türkiye'de yaşıyordum ve İstanbul'da, Kadıköy'de çok da güzel bir hayatım vardı. Tabii Türkiye koşullarında güzel olabilecek kadar. En azından maddi tarafı bir kenara atarsak, e, manevi anlamda gayet yeterli bulduğum bir hayatım vardı. Ve e, iyiydi yani, güzeldi. Ve ben Türkiye'ye taşındığım ilk zamanlarda, 18 yaşımda Türkiye'ye taşındığım dıktan kısa bir süre sonra otostopla Türkiye'de seyahat etmeye başlamıştım. Ve otostopla seyahat ettiğim zamanlarda bir adamın arabasına binmiştim. O adam yıllardır otostopla benim gibi yıllar öncesinde seyahate çıkmıştı ve e, ben tanıştığımda artık birkaç yıldır Peru'da yaşıyordu. E, o adamla yol boyunca 7-8 saat süren yolculuğumuz boyunca bazı şeyler konuşmuştuk. Tabii ki ben o zaman 18-19 yaşındaydım ve o zamanki toyluğumla belki de çok fazla şeyine kapıldığımı düşünüp ve ilerleyen yıllarda bu konudan bu fikirden taşınacağımı düşünmüştüm ama yıllar geçtikçe bu konu hiç aklımdan çıkmadı ve neredeyse hayatımın şeklini hayatımın nasıl şekilleneceğine karar veren ve en uçta duran bir hedef haline geldi benim için. E, bu hedef Peru'da yaşamaktı. E, bu konu hakkında belki bir gün Peru'ya gidersem o konu nasıl geliştiğini de orada anlatırım. Bu konuyu burada keselim ve e, bunu niye anlattığıma geleyim. Türkiye işte taşındıktan kısa bir süre sonrasında tüm hedeflerim bir anda benim Türkiye'den işte direkt gidip Peru'da veyahut da herhangi bir Güney Amerika ülkesinde yaşamaya çevrildi. Ee, ve geldiğim yıllarda Türkiye'deki ekonomik durumlar çok da iyi değildiyse de şimdikinin yanında çok çok iyiydi. Ve o yüzden şey düşünüyordum açıkçası. Birkaç sene üniversiteyi burada okuduktan sonra, birkaç sene daha çalıştıktan sonra direkt oraya geçebilirim. Fakat hepimize malum olan bazı durumlar e, gerçekleştiği için özellikle son yıllarda Türkiye'de artık Türkiye'den bırak herhangi bir yere gidip taşınmayı Türkiye'den yurt dışına bir haftalık tatil için çıkmak bile aşırı lüks haline geldi. Hatta bırak yurt dışını ülke yurt içinde bile bir tatile gitmek lüks haline gelince son bir yıldır arkadaşlarla hep toplandığımızda aramızda her ne kadar kafa dağıtmak, her ne kadar günlük sorunlardan kaçınmak istesek de Dönüp dolaşıp gelip değindiğimiz ve aramızda tartıştığımız konu yurt dışına nasıl çıkarız abi? Bu konuydu ve bence son yıllar maalesef Türkiye'deki gençlerin genel olarak gündeminde kafalarının tam ortasında dolaşıp duran bir konu. Neyse, ondan dolayı ve bunun farkındaydım yani ben Türkiye'den Peru'ya gidemeyeceğim bunun öncesinde sanırsam. Ee, Azerbaycan'dan Türkiye'ye geldim Türkiye'yi merdiven için kullanmak merdiven olarak kullanmak için ama sanırsam Türkiye yeterli olmadı ve bir yeri daha merdiven olarak kullanmam lazım Peru'ya gidebilmem için ve bu tabii ki de şu an Avrupa gibi gözüküyordu ama Avrupa'ya nasıl geleceğim abi yani <laughs> mümkün değil ee, ve o esnada bir arkadaşım vasıtasıyla bu projeler hakkında bilgi aldım. Ee, bu projeler hakkında bilgi aldıktan sonra işte CV'mi oluşturdum, motivasyon mektubumu yazdım. Tabii bunların hepsini ilk başta yarım yamalak yapıyorsun. Sonra Okudukça, araştırdıkça, videolar izledikçe vesaire e, bu konularda geliştiriyorsun kendini ve kendi CV'ni, motivasyon mektuplarını. E, sürekli birkaç ay boyunca projelere başvurdum. Sürekli. Yani sadece CV zaten orada hazırdı. CV'yi yüklüyordum ve motivasyon mektubunda başvuracağım projeye göre ufak tefek e, değişiklikler yapıp yükleyip başvuruyordum. Sürekli. Günde en az 5-6 tane projeye başvuruyordum ve türlü cevap gelmiyordu ve tabii ki de bu insanda bir demotive sebebi oluyor, İnsanı bir demotive ediyor. Ama bu konuda zaten genel olarak bir araştırma yaparsanız en sık rastlayacağınız şeylerden birisi asla pes etmemek. Yani belki 100 tane projeye başvurmanız gerekecek doğru projeyi bulana kadar veya da onaylanacağınız, gidebileceğiniz projeyi bulana kadar. Yani lop diye olmuyor maalesef ve bizim gibi başvuran dünyanın Çoğu fazla tarafından insan insan var. O yüzden bu şey ilk başvurduğunuz ilk başvurduğunuz ilk 5 projede de olabilir. İlk başvurduğunuz 60. 70. projede de olabilir. O yüzden sadece başvurmak lazım ve günlük bunun için çok fazla zaman talep etmiyor. Sadece ilk başta işte CV'nizi ve motivasyon mektubunuzu oluşturmak için günlük boş yapacağınız vakitten işte yarım saat bir saat ayırıp bir şey oluşturun. Ondan sonra da diğer günlerinizden boş yapacağınız vakten sadece 5-10 dakika ayırıp bir şeylere başvuru yapın. Bu kadar yani. Ee, ve onu gününüzün ortasına koymayın. İşte bu çıkacak da gideceğim de gün, hayatınızı ona odaklamayın. Sadece günlük bir aktiviteniz gibi olsun. Ve o konuda kendinizi geliştirdikçe, sivinizi, motivasyon mektubunuzu işte e, güncelledikçe başvurular yapmaya devam edin. İlla bir yerde bir şey çıkacak ve gideceksiniz diye düşünüyorum. Ben de öyle oldu çünkü. Sonrasında işte bu sadece bahsettiğim o resmi sitede olmuyor bu projeler. Aynı zamanda Facebook grupları var. Bu Facebook gruplarında gönderici kuruluşlar var ve o gönderici kuruluşlar her ülkede birçok sayıda yer almakta. Azerbaycan'da da var, Türkiye'de de daha çok fazla var. O gönderici kuruluşlar genelde o Facebook gruplarında bu projeler işte yayınlanır yayınlanmaz... Ee, o proje sahipleri olan kuruluşlar tarafından orada paylaşılıyor. Ama orada yayınlanmasa bile kendi resmi sitelerinde de bir süre sonra düşüyor. Ama Facebook gruplarında bu ilanları takip edip direkt oradan başvuru yapmak mail üzerinden falan daha e, efektif olabilir. Çünkü daha ilk görüyorsunuz onları vesaire ama böyle bir kural da yok hani işte e, proje çıktığı gibi başvurursam daha ilk görürler beni yani tanıdığım insanlar var sadece proje atıyorum projeni ilana koymuşlar iki ay boyunca süre var e, proje ilanının bitmesine iki gün kala başvurmuşlar ve seçilmişler gelmişler buraya yani öyle bir şey yok ilk başvuracağım son başvuracağım tabii ki de her şeyi son güne e, saklamamanız önerilir her zaman ama genel olarak şey değil. İşte illa Facebook gruplarından takip edeceğim oraya düşer düşmez başvuracağım diye bir telaşa da kapılmayın. Ama olursa da iyi olur yani. Velhasıl kelam bir gün yine bir arkadaşım vasıtasıyla bir proje ilanı gördüm. Ve görür görmez başvuru yaptım. Ben zaten yıllardır servis sektöründe çalışıyordum. Her ne kadar yönetim bilişim sistemleri mezunu olsam da Türkiye'de kendi alanımda pek iş yapamadım. Sonrasında pek denemedim ve servis sektöründe yıllardır barmenlik yapıyordum. Ee, seviyordum da o işi ondan dolayı çok da bir ekstra iş arayışına da girmedim ee, ve son yıllarda da mutfağa karşı bir e, merakım uyanmıştı ve imkan oldukça mutfağa geçip mutfak konusunda mutfak alanında kendimi geliştirmek istiyordum. Ve bu da şansıma böyle bir proje denk gelmişti ee, bir restoranın mutfağında işte e, aş çağırıyorlardı. Sonrasında ben buraya başvuru yaptım. CV'mi gönderdim falan ama benim CV'mde genel olarak barman barmen ve e, manager olan yani yönetici olarak başlıklar vardı. Yani daha çok tecrübem ana branşım oydu. Onlar üzerineydi. Bana oradan geri dönüş geldi. Bize daha çok mutfak e, tecrübesi olan birisi lazım gibisinden ama biz bakıyoruz ki işte sizde daha çok bar üzerine, barmenlik üzerine tecrübeler var vesaire. Ben de şey dedim hani genel olarak orada Türkiye'deki e, genel servis sektörünün iç yüzünü iç yüzünü biraz daha açıklamaya çalıştım kısa bir şekilde ki a, tamam eyvallah ama ben 7-8 yıldır bu sektördeyim ve aynı zamanda mutfakta e, çalışmışlığım da var bir süreliğine. Dolayısıyla zaten 7-8 yıldır bu sektörde çalışıyorsanız ve e, azdan çoktan yönetici kademesine kadar gelebilmişsiniz belli bir yerde e, Mutfaktan da anlıyorsunuz. Yani bunların kendilerinde mutfaktan anlayan sadece mutfaktan anladığı için bizim ülkelerde de herkesin sadece kendi işleri yaptığını zannediyorlar. Ben bunu açıklayan bir cevap maili gönderdim. Dedim ki yani bence mutfak konusunda da yeterli bilgiye sahibim. E tabii sahip ikiye sahipseniz 10 sahip olduğunuzu söylemeniz gerekiyor. Biraz kendinize pazarlamanız, satmanız lazım. Ee, sonra aramızda biraz mailleştik. Ee, sonrasında bir baktım işte belli bir tarih verilmiş Skype görüşmesi için. Ben harbiden orada fark ettim. Çünkü aşırı hızlı gelişti benim olayım. Ve çevrem, arkadaşlarım daha öncesinde de birkaç kez yurt dışına çıkma imkanım olmuştu. Ama son anda bir şey, bir aksilikler olmuştu ve gidememiştim gibi. Hatta bu olaydan çok kısa süre öncesinde bir olay daha olmuştu. Yurt dışı ile alakalı, başka bir ülkeyle ülke ile alakalı ama o sonuçlanmadı diye bu haberi arkadaşlarıma verdiğimde hatta kendime de verdiğimde çok böyle sıcak karşılanmadı. işte olursa iyi olur, olmazsa da çok da üzerinde durulmadı falan. Ben de çok inanmıyordum açıkçası. Sonra Skype görüşmesi tarihi belirtildiğinde orada ilk kez bir inandım. Yani şey oldum. Sanki olabilir ya dedim. Hani sanki olabilir. Bu kısımda aynı zamanda dil yeterliliği konusuna da değineceğim. Bunlar bana şey yaptılar. Benim İngilizcem iyi değildi. Kötü de değildi. Yani kendi derdimi <laughs> anlatabilirim demeyeceğim ama Ya genel olarak eğer karşı tarafın bana ne sorduğunu anlıyorsam anlarsam genel olarak ona cevaplayabiliyorum. Ama bazen e, kulak aşinalığım, listening denilen şey çok olmadığı için bende. Bu da benim o güne kadar İngilizce çok pratik yapmamamdan kaynaklanan bir şeydi. Olmadığı için genel olarak bazı şeyleri anlayamayabiliyordum. Hani yakalayamıyordum vesaire. Ee, dolayısıyla burada İngilizce bariyerini de geçin. Yani bu İngilizce bariyeri ne kadar şey? Bu bu arada her proje için geçerli değil. Bazı projelerde senden dil yeterliliği istiyor, dil belgesi istiyor, bir şeyler istiyor. Çünkü atıyorum bazı projeler ofiste, Almanya'da mesela mesela senden belli bir Almanca istiyor. E, tabii ki onu o proje sana göre değil ama genel olarak %90 projelerde böyle bir dil yeterlilik şeyi yok. Ama önemli olan özgüven. O da bende her zaman vardı ve o gün de vardı. Her ne kadar İngilizceme güvenmesem de özgüvenim şey dedi. Tamam gerek yok ben katılırım bu e, Skype görüşmesine dedim. Ama her her şey beklediğim gibi gitmedi tabii. İlk Skype görüşmesinde e, İlk aşamaya, tanışma aşamasını okey bir şekilde hallettik. Sonra teknik konuşmalara geçince konu ben anlamakta ve anlatmakta zorluk çekmeye başladım. Ve karşılıklı bir şekilde birbirimize istediğimizi veremedik. Bundan sonra onlar bana dediler ki işte tamam görüşürüz tekrar haberleşeceğiz falan. Ben artık olmayacak sandım. Sonrasında belli oldu ki onlar ikinci bir Skype görüşmesi ayarlayacaklar benimle. Ve daha detaylı konuşabilmemiz için kendi tanıdıklarından bir çevirmen ayarlamışlar. O çevirmen de Azerbaycanlı birisiydi ve e, o çevirmenin de iştirakiyle ikinci Skype görüşmemiz oldu. İkinci kez mülakata katıldım ve daha e, net bir şekilde anlaştık aramızda. E, ondan sonra e, işler sonuçlandı ve kabul aldığıma dair bir mail gönderdiler bana. Şurada da bir parantez açıp tekrar o Skype ve dil meselesine döneyim. Eğer İngilizceniz yeterli değilse ve skype görüşmesi yaparken pek anlaşamayacağınızı düşünüyorsanız bu konuda belirtebilirsiniz rahat bir şekilde. Onlar genelde çevirmen ayarlarlar. Çevirmen bulamasalar dahi siz şunu da isteyebilirsiniz. İngilizce bilen bir arkadaşımla mülakata katılsam olur mu? Bunu da onaylay onaylıyorlar genelde. Çünkü araştırdığımda, şey yaptığımda böyle tecrübesi olan insanlar gördüm. Yani İngilizce bilen arkadaşınla mülakata katılıyorsun ve onun çevirmenliği aracılığıyla onlarla irtibat kuruyorsun. Bu da sorun değil. Zaten buraya geldikten sonra gün içerisinde sürekli İngilizce konuşmak zorunda ve dinlemek anlamak zorunda kalacağın için birkaç ay içerisinde İngilizcen gayet yeterli bir düzeye geliyor. Ve öte yandan ne olabilir yani en fazla ne olabilir ucunda ölüm yok bir şey yok yani teknoloji dönemi en en kötü ihtimal telefonunu kullanacaksın bir şey yani hiçbir şey şey olamaz. Önemli olan buraya gelmen ve kendine güvenmen ve dilini geliştirmeye odaklanman. Birkaç ay içerisinde zaten yeterli dil düzeyine erişmiş oluyorsun kendimden biliyorum. Evet, ve asıl kelam kelam projeye alındığım hakkında mail geldi. E, ve bu mail geldikten sonra artık vize alma aşamasına geçiyorsun. E, bunların hepsine zaten e, sonraki e, videoda daha detaylı bir şekilde değin ...değineceğim ve anlatacağım hepsini. Vizamı aldım sonra uçak biletleri alındı. E, Projeyi yapacağınız ülkeye e, uçmak... ...ve o ülkeden proje sonrasında kendi ülkenize dönmek için... ...uçak biletleri de e, Ulusal Avrupa Ajansı tarafından karşılanıyor. Yani bu tamamen sıfır. Sizin cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. E, sadece bu şöyle değişebiliyor. Siz önceden alıyorsunuz bileti. Buraya geldikten sonra onlar size refund yapıyorlar. Yani geri ödeme yapıyorlar size... Benim o dönem şeyim yoktu, bütçem buna yetmiyordu. Çünkü zaten Gürcistan'a gitmiştim ve belli bir süre geçirmiştim orada vesaire. Ben organizatörüme yazdım ve ondan benim için bilet almasını istedim. Benim biletimi aldı ve buraya geldim. O zaten onun cebinden çıkmıyor. O benim için bilet aldığı için o biletin parasını ulusal ajanstan alıyor. Yani kimsenin cebinden giren çıkan bir şey yok. Ve bu konuda değinmeyi es geçtiğim ama çok da önemli olan şeylerden birisine daha geleyim. Buraya geldiğinizde, buraya geldikten sonra herhangi bir sorun yaşadığınızda, herhangi bir şeyin size vaat edildiği gibi sizin önünüze konulmadığını gördüğünüzde bunu şikayet edebileceğiniz iki kuruluş var. Bir ulusal ajans, diğeri sizin gönderici kuruluşunuz. Gönderici kuruluş ilkin aşama, ilk sorununuz olduğunda onlara bildirmeniz daha mantıklı. Çünkü ulusal ajansa direkt bildirdiğinizde bu sizin e, proje sahibiniz için ciddi sorunlara yol açıyor. O yüzden ilk uyarıyı eğer bir sorunuz varsa gönderici kuruluşunuza söylemeniz lazım. Gönderici kuruluş neler? Bunlar tüm ülkelerde var. E, ben açıkçası Azerbaycan'da da e, o keza, Azerbaycan'da da o keza bulabilirsiniz. Bu şirketler işte gönüllüleri gönderiyorlar ve gö gö gönderdikleri gönüllüler karşılığında e, o ulusal ajanslardan belli bir ödenekler alıyorlar. Yani Onların da cebine bir şey giriyor çıkıyor ve onlar sizin haklarınızı korumaktan, sizin e, sorunlarınızla ilgilenmekten mesullar. Tabi bu anlamda iyi gönderici kuruluşlar bulmak lazım çünkü bazı gönderici kuruluşlar hiç ilgilenmiyorlarmış. Bunu da araştırdığımda farklı insanlardan öğrendim. Bu konuda iyi olan kendi işlerini e, hakiki anlamda yerine getiren Kuruluşların isimlerini açıklamalar kısmında yerleştireceğim hem Azerbaycan hem Türkiye için. Oradan ulaşabilirsiniz bu gönderici kuruluşlara ve bu gönderici kuruluşlar ne kadar önemliler? Ben açıkçası buraya gelene kadar gönderici kuruluşum yoktu. Bu normal şeylerde projelerde siz başvurduktan sonra o kuruluşların size ilk geri dönüşlerinde onlar sizden sizin gönderici kuruluşlarınız hakkında bilgi istiyorlar benim şansıma benden böyle bir şey isteyen olmadı ve ben de ilgilenmedim böyle bir şeyle ben hatta buraya geldikten birkaç ay sonrasında gönderici kuruluş buldum Azerbaycan'da ve oraya yazdım hangi ülkene vatandaşıysanız o ülkenin o ülkede bulunan bir gönderici kuruluşla irtibat kurmanız lazım onlara öyle yazdım ve onlar ben buraya geldikten birkaç ay sonrasında haber aldılar benden ben burada burada benim gibi birisi var Azerbaycan vatandaşı olarak ve burada işte gönüllülük yapıyor çalışıyor bir yerde diye ee, dolayısıyla gönderici kuruluş bulmanız bazı projeler bunu sizden talep ediyor bazı projeler talep etmiyor ama genel olarak talep ediyorlar gönderici kuruluşlar bu anlamda önemli sizin bir nevi haklarınızı Avrupa'da savunuyorlar ve e, sizden mesul kişiler tek değilsiniz yalnız değilsiniz burada. Buraya geldikten sonra da sizin için ayrılan belli bir haftalık harçlık var. Veyahut bu bazen aylık da olabiliyor. Projeden projeye değişiyor. Ve projeyi yaptığınız, gönüllülük yaptığınız ülkenin ekonomik durumuna, pahalılık ve ucuzluk oranına göre değişiyor bu miktar. Ve bu miktar asla sizin temel ve yiyecek giderlerinizi karşılamayacak seviyede olmuyor. Bunlar hepsi hesaplanmış şekilde size veriliyor. Genel olarak... Böyle ben 3,5 aydır buradayım ee, ve 3,5 aydır bir restoranın mutfağında gönüllü olarak çalışıyorum. Gönüllü olarak çalışıyor olsam da e, burada dediğim gibi Hollanda'nın e, şartlarına göre belli bir e, cep harçlığı alıyoruz ve bu harçlık emin olun yeterli bir e, seviyede. Tabii ki birikim falan yapmak için çok fazla kısmanız lazım ama genel olarak gezmeniz için, tozmanız için, seyahat yapmanız için e, temel işte e, ihtiyaçlarını gider ihtiyaçlarınızı gidermeniz için gayet yeterli e, miktarda bu projeler ben kendime uygun bir restoranda buldum ama bu projeler her alanda mevcut Z zaten o dediğim e, siteye girdiğinizde bunu bir dahaki videoda uygulamalı bir şekilde göstereceğim siteye nasıl giriş yapıldığını nereye nereden bakıldığını ve nereden başvuru yapıldığını hepsini daha detaylı bir şekilde anlatacağım o site üzerinden her konuda e, projeler bulabilirsiniz. İnsan hakları konusunda, işte engelli insanlarla çalışma konusunda, çiftliklerde, mimari alanlarda, sanatsal alanlarda, festivaller her konuda, her konuda size hangisi uygunsa veya da hangisine ilgileniyorsanız, ilgilenmiyorsanız daha hangisine başvurmak istiyorsanız başvurabilirsiniz ve bulabilirsiniz böyle projeler. Sadece bana e, bu alan uygundu diye ben bu alanı istedim ve bu alanda kendime tecrübe katmak istediğim için bu Alanı seçtim ama ne olursa olsun tüm projelerin ana teması başta da belirttiğim gibi kültürel tanışmalar kültürel kaynaşmalar üzerine kurulu bu projelerin sizin için düzenledikleri yılda iki kez bunu düzenlemeleri gerekiyor sizin için bu zorunlu bir şey yılda iki kez iki defa şeye gidiyorsunuz iki defa eğitimi gidiyorsunuz. Bu eğitimler e, ilk seferinde 5 gün, ikinci seferinde 3 gün oluyor. Ben ilkine gittim, Şubat ayında ikincisine gideceğim. E, ve bu e, eğitimlerde de tüm kalacak yer falan hepsi tabii ki de kuruluşlar tarafından karşılanıyor. Sizin cebinizden yine hiçbir şey çıkmıyor. E, burada sizin gibi farklı projelerde... E, Gönüllülük yapan farklı insanlarla tanışıyorsunuz. Zaten gittiğiniz yerde, çalıştığınız yerde farklı ülkelerden gelen insanlarla birlikte gönüllülük yapıyorsunuz. Bir de onlardan ziyade gidip kaldığınız o eğitimlerde, gidip o aldığınız eğitimlerde sizin gönüllülük yaptığınız ülkede, lakin farklı şehirlerde, farklı projelerde gönüllülük yapan insanlarla birlikte eğitim almış oluyorsunuz ve onlarla 5 gün geçiriyorsunuz. İkinci şeyde de mit derim eğitiminde de 3 gün birlikte geçirmiş oluyorsunuz ve bunlar genelde gönüllülük yaptığınız ülkenin farklı şehirlerinde gerçekleşiyor. E, yani nereden baksanız kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. Cebinizden hiçbir şey çıkmıyor. Bunun karşılığında dil bilginizi yeteri kadar geliştirebilecek bir fırsat buluyorsunuz. E, Avrupa'ya çıkma şansı yakalıyorsunuz. Çünkü her ne kadar bu projeden sonra sizin geri dönüşünüz için Bilet parası ayrılmış olsa dahi kuruluş tarafından bu süreçte burada bir şeyler bulup veyahut da farklı bir Avrupa ülkesine geçip artık kendinize kalmış bir iş burada yaşamaya devam edebilirsiniz. Önemli olan buraya gelmek ve bir sene boyun ve burada bir sene geçirebilmek ve bu bir sene içerisinde o Avrupa'daki yaşamı buradaki fırsatları sistemi işleyişi kendinizi analiz etmek için bedava bir şekilde size sunulan bir fırsat. Artık bu fırsattan nasıl, hangi şekilde yararlanmak tamamen kişisel bir şey. Tamamen kendinize, kendimize kalmış bir şey. Aynı zamanda bu proje sürecinde tüm kalacağınız yer, tüm işte fatura vesaire gibi hiçbir derdiniz yok. Bunlar hepsi karşılanıyor. Sıradaki videoda daha pratik bir şekilde ekranda göstererek neyi nasıl oluşturmanız gerektiğini anlatarak size uygulamalı bir şekilde konuları izah etmeye çalışacağım. Çünkü bu Buraya başvurmak için hazırlanması gereken CV normal bir CV değil. Europass denilen bir şey var. Europass standartlarına uygun bir şekilde ayarlanması gerekiyor. Motivasyon mektubu değişken olabiliyor. Projelere göre bu konularda bahsedeceğiz. Viza aşaması, e, vizalar nasıl alınıyor vesaire bu işlemler nasıl ilerliyor. E, ve buraya geldikten sonra sizi takip etmeniz gereken e, bazı konular hakkında elimden geldiği kadar bilgi verip anlatmaya çalışacağım. Bence şimdilik bu video yeterli ve videonun başında umduğum gibi umarım kafanızda bahsettiğim şeyin projenin ve hafta bu programın ne olduğu hakkında kafanızda temel bilgiler oturmuştur. O zaman teşekkürler beni dinlediğiniz için. Sıradaki videoda görüşmek dileğiyle. Eğer sıradaki video yayınlanır yayınlanmaz bilgi almak istiyorsanız bunun için burada abone ol tuşu falan varmış. Ona da tıklayabilirsiniz. Size kalmış bir şey. Neyse kendinize iyi bakın sıradaki videoda görüşürüz.